Öncelikle yeniden hoş geldiniz Cem Bey, Fethi Bey. Hoş Bugün bulduk. Bizlerle birlikte olmanız gerçekten büyük kıymet bizler için. Çünkü iki değer yaratan genç iş insanısınız. Bu sizin enerjiniz, farklı bakış açınız, değer yaratma, üretme hırsınız, hevesiniz gerçekten birçok girişimci adayı arkadaşımıza yol gösterici olacaktır. Ben açıkçası sizden bahsetmek istiyordum fakat sizden demek belki de daha keyifli olacak böyle bir şansı yakalamışken. O yüzden biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Evet, tabii. Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun, yani buradasınız bu saatte, bizi dinliyorsunuz. Ben teşekkür ederim. Şöyle, ben üniversiteyi Boston'da okudum, Tufts Üniversitesi'nde. Orada 4 sene kadar ekonomi bölümü okudum, oradan mezunum. Daha sonra Londra'ya taşındım. İngiltere'de aslında şu an yaptığımın tam tersi de bir iş yapıyordum. Bir gayrimenkul işindeydim orada. Şimdi teknoloji, hani startup tarafındayım. Ya düşünürseniz hani bir tanesi aslında stabil, diğeri yarın Allah kerim bir şey. Orada iki tane farklı gayrimenkul işinde çalıştım. Bir tanesi REIT Asset Management diye 7-8 milyar poundluk bir portföy yöneten bir şirketti. Orada tabii daha büyük böyle daha fazla insan vardı ve orada hani daha az sorumluluk alabildiğiniz bir yerde. Ve orada hani her gün tabii sabah 9, akşam 6, bazen 8 neyse bilgisayar başı. Bu birazcık hani benim kendi karakterim olarak da biraz daha böyle hareketli olmayı sevdiğim için ben dedim ki biraz daha sorumluluk alabileceğim bir yere gideyim dedim. Yine gayrimenkul sektöründe bu sefer 5-6 kişilik bir şirkette çalışmaya başladım. Orada da yine işte yabancı yatırımcılar geliyordu. Onlara yeni yerler gösteriyorduk. Onlara işte finansman konusunda yardım sağlıyorduk. İşte hangi asete bulmaları gerektiğini, yatırım yapmaları gerektiğini gösteriyorduk ve sahadaydım yani. Bayağı koşturuyorduk. Sonra tabii böyle işte bir teknoloji zehri aldık bir yerden. O zaman da işte bizim işte Esas Holding tarafına bayağı bir startuplar geliyor. Ben de hani boş zamanlarımda o startuplarla görüşünce dedim ki yani hani bu dedim yani olay buymuş, bunu yapmam lazım. Ve ondan sonra kendi portföyümü oluşturmaya başladım böyle yine aile dışında. Ondan sonra orada yaklaşık yani 4 seneye yakın herhalde kaldım. 3,5 sene olması lazım. Sonra İstanbul'a geldim. Yine kendim devam ettim yapmaya derken Esas Ventures'ı kurduk. Ve şimdi 2 senedir de onu devam ettiriyorum. Yani daha detayına gireriz onların nasıl olduğunu. Anlaştık. Harika ama işler bunlar. Evet. Ya da harika başarılar daha doğrusu. Cem Bey, biraz da sizden bahsedelim. Memnuniyetle. Sesim geliyor mu? Evet. Bana geliyor. Size geliyor mu? Nasıl? Çalışmıyor mu? İstiyorsan ben konuşayım senin yerine. Başlayayım. Arkadaşlar sonra şey yaparlar herhalde. İdare ederler mikrofonu diye düşünüyorum. Şu an geliyor. Geliyor mu? Okey. Teşekkür ederim bizi ağırladığınız için burada. Çok güzel bir konsept. Guest speaker'ları davet ederek paylaşım yapmak. Bizi de burada bu keyifli göreve uygun gördüğünüz için teşekkür ederim. Yeni bir derneğinden arkadaşlarımız da burada. Evet, sizler de burada, fellowlarımız burada. Hoş geldiniz tekrardan, ayaklarınıza sağlık. 1992 doğumluyum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm 18 yaşına kadar. Koç Lisesi'ne gittim. Türkiye'nin en güzel lisesidir. Çok keyifli bir dönemdi. Üniversitede New York'taydım. Columbia'da okudum. İnşaat mühendisi olarak. Mühendislik güzeldi ama management tarafını da biraz görmek istiyordum. O yüzden construction management alanında, yani proje yönetimi alanında odaklandım. Güzel geçti. 2014'te mezun oldum. Londra'da Bechtel firmasını bilirsiniz, Enkan'ın ortağıdır Türkiye'de. Onlarla çalışmaya başladım. Altyapı, mühendisliği alanında. İşte bir demiryolu inşaatında kaldım. Bir havalimanı inşaatına katıldım. Metro projesinde çalıştım. 3 seneye yakın. Hatta şöyle de bir anekdot paylaşayım bu dönemden. Cuma günü sohbet ediyorduk, arkadaşlarla da konuştuk. Ben Londra'ya taşındım. Bir pazartesi işe başlayacağım. Pazar günü Londra'ya geldim. Beni Bechtel'den aradılar. Ertesi gün şantiye bilgisi verecekler. Nerede işbaşı yapacağımızla ilgili olarak. Yani dediler ki seni Swindon'da bekliyoruz pazartesi günü. Tamam dedim. Telefonu kapadım. Saat öğlen 2 pazar günü. Günüme devam ettim. Akşam 6 gibi eve geldim. Ertesi günü hazırlanacağım.
bir bakayım dedim. Yani bu Swindon neresi? Sanıyorum işte Türkiye'nin bir mahalli, İstanbul'un bir mahalli gibidir. Beşiktaş, Üsküdar. Nereye gideceğimi anlamak için. İngiltere'de bilirsiniz böyle bir ada gibidir. Londra sağ tarafında, yakada. Swindon tam böyle solda, ortada çıktı. 2 saat trenle. Yani o benim kurumsal tecrübe olarak hani derler ya işin mutfağından yetişin, zorluklarla çabalaşın. O anlamda o günlük 4 saat gidiş mesela ödediğimiz bir bedel oldu, öğrendiğimiz bir bedel oldu. Her gün? Git 2 saat git, 2 saat dön. Ama orada da mesela faydalı şey oldu, kitap okudum yolda, çok kitap okudum o dönem. Bechtel'de 3 sene çalıştım. EY, Ernst & Young dedi ki, ben de biraz business tarafını görmek istiyordum. Business development tarafını görmek, iş geliştirme, proje finansmanı, inşaat da şu an en kilit nokta. Yapımdan ziyade, yapım tabii ki çok önemli ama işin finansmanı. Devletler kaynak ayırmak istemiyor. Daha çok özel firmaların bu kaynakları tedarik etmesi gerekiyor. Nasıl olacak vesaire. EY'in de Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan'dan sorumlu altyapı projeleri için finans bulmadan sorumlu müdür oldum tabiri caizse. 90 ülke vardı. Bu 90 ülkeyle yakın çalıştım. İşte sabah Polonya ile telefondaydım. Öğlen Fransa ile, akşam Morocco ile. Böyle çok dinamik, güzel bir dönemdi. Londra'da Fethi ile beraber bulunduk. Yani aynı sürelerde aslında. Yani aynı zamanda bitirdik. Yani değil mi? 2010-14 arası. Aynen öyle. O zaman Amerika'da. Ben Boston'da, sen New York'ta. Aynen öyle. Sonra da Londra. Bu arada 15 senedir de yakın dostuz Fethi'yle. Yollarınız hep kesişmiş aslında. Kesişti. Bir şekilde evet. Denk geldi. İşte bana da sürekli yakın çevremden teknolojiyle ilgili projeler geliyordu. İnsanlar fikirlerini paylaşıyordu. İlgi de duyuyordum. İlk başta hani çok kendi alanımın çok da dışına çıkmayayım düşüncesiyle. Ama sonra baktım hoşuma gidiyor. İlgimi çekiyor, heyecanlandırıyor. Dediği gibi zehri kapmış oldum. Ve 3 senedir ben de kendi ailem adına bu alanda araştırıyorum, çalışıyorum, yatırımlar yapıyorum, fayda sağlamaya çalışıyorum yatırım yaptığım şirketlere. Yani nazarda değmesin, şu ana kadar şansımız yaver gitti diyebilirim. Bir de Yeni Bilder Derneği'nden de çok kısaca bahsetmek isterim. Çok o da mutlu oluyorsun. Önemli bir hayatımda bir parçası var çünkü. 2012 yılında Yeni Bilder Derneği'ni kurmuş bulunduk. Yeni Bilder Derneği'nin amacı da Türkiye'nin en başarılı, en fark yaratan bireylerinin uluslararası başarı hikayeleri yaratabilmek için onlara bir ekosistem sunmak. Tanya Hanım burada. Tanya Hanım yönetim kurulu başkanımızdı yakın zamana kadar. Zaten Fethi'nin kardeşi Kerem Bey'le beraber kurmuş bulunduk. Fethi de üyemiz derneği. Yani çok şaşırtıcı yolunuzun kesişmiş olması. Kaç üye var aşağı yukarı? 50-60 tane var mı? Bayağı üyemiz var ama. Kaçıncı üye yaptılar beni biliyor musunuz? Sen kendin paylaş. 30 mu 30 hiç mi öyle bir şeydi. Yani ilk bana söylemediler. bugün de geldiğimiz noktada aslında bütün bu konular birbirini besliyor. Aile şirketimizdeki görevlerimiz, girişimcilik noktasındaki üstlendiğimiz rol, Yeni Bilder noktasındaki sosyal misyon bunlar birbirini destekleyen nitelikteler şu anda. Aslında bu sosyal girişimcilik yani bir değer yaratıyorsunuz. Belki de toplumdan aldığınız toplumu bu yolla veriyorsunuz. Peki nereden hani dediniz ya girişimcilik bir zehirde ve kanıma işlendi, yatırımcılık. Peki sosyal girişimciliğe yönelmek nereden size aklınıza geldi ya da içinizde mi var? Nasıl bu bakış açısına ulaştınız? Ya, biraz gönül işi. İşin hikayesi şöyle oldu. 2012 yılında işte 19-20 yaşındayız. Kerem benden bir yaş küçük, 19, ben 20. Ne yapacağımızı da çok iyi bilmiyoruz. Yani tamam üniversiteye gideceğiz, lise son. Ama üniversite çıkışı bir yol çizmemiz lazım. Nasıl olacak? İşte kafada kaygılar, sorular. Kısmetimiz belki şansımız o ki ailemizin arkadaşları, sağda solda aslında gördüğümüz insanlar belli iş sahibi, kendi alanında başarılı olmuş kişiler. Ya biz dedik ki madem böyle bir fırsat var biz bir tur yapalım. 12 iş insanına, o günün zamanında 12 çok önde gelen iş insanına randevu alıp gittik. Ve toplantının tamamen amacı şuydu. Ya biz şu an hayatımızda buradayız. Siz yani sizle sağda solda görüşmelerimiz oldu ama bunlar hep sınırlı. Merhaba nasılsın? Küçük bir espri. Yani derine inememiştik hiçbir zaman. Siz ne yaptınız? Nasıl buraya geldiniz? Bugüne gelmek için nelere dikkat ettiniz? Bunları bize anlatır mısınız? Ya bu 12 toplantı bir yaz oldu yani. Okul döneminden sonra 1 Mayıs'tan Eylül'e kadar olan dönemde. O kadar kıymetli oldu ki.
bizim ufkumuzu o kadar açtı ki, o kadar faydalı oldu ki. Ya dedik ki bizim bu hissi, bu tecrübeyi bir şekilde başkalarıyla aktarmamız lazım. Çünkü biz bir yoldan geçtik. Öyle bir arzudan doğdu. Ama gönül işi, zor bir iş. Vakit ayırıyorsunuz, emek ayırıyorsunuz, kaynak ayırıyorsunuz. Dolayısıyla hani çok kolay da bir şey değil. Öyle hani kenardan tutayım da yapayım olacak bir şey değil yani. Çok... Yani gönül vermeniz gerekiyor bir noktada. Çünkü eğer isteyerek değer yaratmaya yönelik davranmıyorsanız ve hissetmiyorsanız evet yapılacak iş değil aslında o noktada. Peki şimdi ikinize de bunu sormak istiyorum. Çünkü ikiniz de yatırımlar yapıyorsunuz. Yatırımlarınızda hangi kıstaslar var yani? Kesinlikle benim yatırımlarım şu şekilde olmalı ya da şunlar olmamalı. Nelere dikkat ediyorsunuz? Bunlardan biraz bahseder misiniz? En azından girişimci adayı arkadaşlarımız da belki yarın bir gün bir yatırımcıya gittiklerinde yatırımcı nelere dikkat ediyor? Nelerden hoşlanmıyor ya da nelere öncelik veriyor kısmında bir fikirler olmuş olur. Tabii yani şimdi ilk bir oradan bir adım geriye gideyim ben. İlk biz esas ventures hani kuracağımız zaman hani beklenti ne oluyor? İşte startup, işte şimdi işte böyle birazcık da bu böyle bir hobi gibi oldu, tamam mı? İşte abi şuraya şu kadar atıyorsun böyle oluyor gibi bir mantalite var, tamam mı? Şimdi önce biz bunu nasıl bir hani bir asset class olarak belirleyebiliriz dedik. Sonra tabii bu iş benim böyle 1,5 senem falan aldı aileyi ikna etme süresi vesaire. Neyse sonunda biz toplantıdayız hatırlıyorum. Orada soru soruldu. Yani nasıl yatırım yapacaksın? Hani bunun return expectation'ı ne? Şimdi sıfır da olabilir, 20 kat da olabilir. Şey gibi değil yani hani gayrimenkul aldın işte %10 yaparım buradan yolun gibi. Yolun sonu belli değil. Vallahi öyle dedim. Bir sessizlik oldu yani. Herkes böyle kaldı. Tamam bu nasıl olacak diye. Sonra dedim ki yani bizim dedim bu işi en başta yaparken asset class olarak gördük bunu. Tamam. O zaman biz ilk önce infrastructure kuracağız. Yani bizim altyapıyı kurmamız lazım. Yani direkt gidip zaten yarın Facebook'u da yakalaman mümkün değil. İlk önce gideceksin bir ortamı kuracaksın. Sonra dedik ki o zaman madem bunu yapacağız aynı zamanda ama tabii yatırımlarımız da olması lazım. Biz nerede add value yaratabiliriz? Yani nasıl biz nasıl değer yaratabiliriz burada diye. Ona göre bir yatırım şeyi oluşturalım kendimize. Bunları da derken dedik ki okey bizim yatırım yapmadığımız işte bölümler fikir olan şeylere yatırım yapmayalım dedik. Hani en azından bir yere kadar gelebilmiş olabilmesi lazım. Onun da amacı yani çünkü biz de bu işi sonuçta yıllardır yapmıyoruz. Şimdi bir yere geldikten sonra bizim o globaldeki altyapı ve network'ten dolayı orada katkı sağlayabileceğimizi düşündüğümüz için biz biraz daha geç seviyede yatırım yapalım dedik mesela. Kriterlerden bence en önemlisi bu. Hani çünkü orada da nerede kötü olduğumuzu biliyoruz. Yani dedik ki yani biz en baştan girip ya sence bence işte bu app'in işte user experience'ı şöyle şunu şöyle yap falan diyebilecek bir şeye sahip değiliz. Değil mi? O yüzden birinci kriter hani biz fikir aşamasında hiçbir şeye yatırım yapmıyoruz. İkinci kriter hani yatırım yani girişimci geldiğinde yatırımcıyı tanıyor mu o yani tanıyorum derken kim olduğunu değil. Yani bu kişi nelere yatırım yapıyor? Çünkü geliyor mesela şey oluyor çok oluyor. İşte bakıyor soru soruyor diyorum ki en sonunda peki biz sana nasıl değer katabiliriz? Yani çoğu canım işte ya abi işte siz şöylesiniz böylesiniz falan diyor. Ya yani öyle derse bitti. Yok abi ona nasıl yatırım yapayım ben yani. Hani birazcık önden çalışmayı yapmış olması gerekiyor. Bizim de ne katabileceğimizi. Yani ana olarak bu kriterlere bakıyoruz. Bizim baktığımız hani sen belki eklersin birkaç tane daha ama genel olarak ya ana kriterler bunlar olursa o zaman hani biz biraz daha derine inebiliyoruz. Sizin ekleyeceğiniz yani. Bir şey var mı? Katılıyorum. Katılıyoruz. Ek olarak da yani şeyden bahsedebilirim biraz. Hani neye dikkat ediyoruzdan daha ziyade neyi önemsiyoruz? Gayet tabii bu bir iş. Dolayısıyla bir finansal return'ü olması evet. Gerekiyor. Dolayısıyla orada bir değerlendirmemiz oluyor tabii ki. Bu sosyal girişim değil bu taraf çünkü. Evet, evet yatırımcı açısından. Ayırmamız lazım. Kesinlikle. Yoksa mutsuz oluruz. Yatırdığımız insan, yatırım yaptığımız insanlar da mutsuz olurlar. Dolayısıyla finansal return önemli. Toplumsal bir katkısı olabilmesi faydalı. Olmasına önem veriyoruz. Doğaya zarar vermemesi önemli. Yani doğaya faydalı
olmayabilir direkt olarak ama en azından büyük oranda zarar vermemesi lazım. Onun dışında şimdi Fethin dediği gibi ikimiz de hani nispeten yeni başladık bu işe ve öğreniyoruz. Dolayısıyla bizim de öğrenebileceğimiz işler veya insanlar tercih ediyoruz. Yani beraber büyüyelim diyoruz. Büyümek derken de iş olarak da değil, insan olarak beraber büyüyelim. Son olarak da bunların da yanı sıra diyoruz ki keyif alacağımız hikayelerin bir parçası olalım. Yani böyle alalade işte girdin, bir şey oldu olmadı, içinde değilsin. Çünkü bu işlerde çok önemli bir şey. Para işin küçük bir kısmı, katkı sağlamak lazım. Fikirlerinizle, tanıştıracağınız insanlarla, kuracağınız bağlantılarla. O anlamda da keyif almadığınız bir hikayeye katkı sunmanız çok kolay değil. Vakit harcamazsınız çünkü yani. Çok doğru. Özellikle girişimci adayı arkadaşlarımıza, ben de kendi derslerimde de bunu belirtiyorum. Yatırımcıya gitmeden önce bu yatırımcının portföyüne bakmak gerekiyor. Yani daha önce ne yatırımlar yaptı? Eğer ki teknoloji yatırımları ağırlıklı olarak yaptıysa, farklı bir sektördeki fikirle gittiğinizde yatırımcıya ne kadar başarılı bir fikriniz olursa olsun, kendi uzmanlık alanı, yatırım yaptığı alana uygun olmadığında genellikle reddedebiliyorlar. Ve bu noktada girişimcinin de morali bozuluyor, motivasyonu düşüyor ve küsebiliyor açıkçası fikrinden. Bu noktada yatırımcı o kadar kilit bir nokta ki bunu doğru analiz etmek gerekiyor. Fethi Bey ve Cem Bey dediğiniz gibi aslında o noktada. Biraz o halde bu kadar güzel bir değer yarattınız. Esas Ventures'ı kurdunuz. Bahseder misiniz biraz bize? Vallahi Esas Ventures'ı biz Ocak 2018'de kurduk ama bunun hani bir şeyi var. Öncesinde yani işte 1,5 sene gibi bir şeyi var. Ya ben ilk şöyle başladı, hani dedim ya demin işte boş vaktimde gidiyordum, startuplarla görüşüyordum İngiltere'de diye. Hatta yani ilk yatırım yaptığım şirket de çok kötü gitti, battı. Onu da söyleyeyim burada, genelde söylenmiyor ama iyi oldu en başta olması, yoksa hani ilk yaptığın şey iyi giderse. Ondan sonra bir hani şeyi çok sevdim. Yani böyle her gördüğün startupta, hani sen dedin ya demin öğreniyorsun yeni bir şey diye. Her gördüğün startupta yeni bir konu var, yeni bir şey öğreniyorsun ve çok şey. Yani böyle hani benim karakterim olarak bilgisayar başında oturup ben 10 saat duramam mesela. Benim sürekli o şirketle görüşeyim, bununla gideyim, bunun yatırımcısıyla görüşeyim. Seviyor hareketli olmayı. Evet. Saniye çıkışından belli zaten. Aynen, sürekli gidelim, onu öğrenelim. Dedim ki bu enerjiyi ben çok sevdim. Bir kere bu bir. Ondan sonra bir de şöyle bir hikaye oldu. 2012 galiba ya da 13. Biz Spotify'a yatırım yapma fırsatını kaçırdık. Yani kaçırdık demeyelim ama şöyle diyelim. Şimdi Esas Holding tarafına gelmiş. Ama yani orada öyle bir takım yok yani zaten. Hani istesen de onu yakalama ihtimalin yok. Yani hani biletin yoksa maçı zaten izleyemezsin. Şimdi en azından biz Esas Ventures'ı kurduk ve biletimiz var. Stadın içindeyiz yani. Bunu orada izliyoruz. Bundan sonraki Spotify artık. İnşallah. Başka bir şey. Aynen, inşallah. O iki şey aslında çok drive etti yani beni, hani bu sektöre girelim diye. Sonra tabii bizimkileri bir de ikna etme süreci kaldı arada bayağı. Zordu değil mi? Çünkü anlatmak, ikna etmek. Zor, hem zor hem kolay. Çünkü şimdi hani bizimkiler sağ olsun çok açık olarak yani şey yaptılar, yardımcı oldular da bayağı destek oldular. Ama en başta bizim mesela aile ofisinde de şöyle bir şey var. Yani bizim aile işlerinde hani üniversiteyi bitirdin, işte bir yurt dışında çalışma zorunluluğu var aile üyelerine. Onu da yaptıktan sonra eğer masaya bir şey getirmiyorsan çalışamazsın bizle. Yani gelip oğlum gel bizle çalış, böyle bir şey yok. Ben zaten çocukluktan beri bu zaten kafada var. Ben de zaten kendi şeyimi yapmak istiyorum. Gittim ben de direkt startup yatırımlarına başladım. Ondan sonra bunu yaparken hani bir gün bir işte muhabbet oldu dayımla, Ali Sabancı'yla oturuyoruz. İşte işleri anlatıyorum, VC işlerini falan. Ya bunu dedi hani nasıl gidiyor falan. Ben dedim iyi gidiyor. Sonra hani biz niye böyle bir şey yapmıyoruz? Yani çünkü teknolojiye yatırım yapmamak bugün akıl, yani yapman gerekiyor yani bir şekilde. Sonra hadi yapalım bunu falan, böyle bir şey, böyle bir sıcak bir konuşma oldu. Tamam dedim ama bunu bir çalışmam lazım. Bir sene çalıştım ben bunun üzerine. Kaç kere işte beraber San Francisco'ya gittik seninle. Ondan sonra oradaki işte VC fonlarıyla, aile ofisleriyle, onlarla hep görüştük. Neleri doğru yapmışlar, neleri yanlış yapmışlar. Biz nasıl bunu uygulayabiliriz kendi ülkemizde diye.
Ve günün sonunda geldik işte. Dediğim gibi 3-4 tane böyle uzun prezentasyonlar yaptım aileye, içeride çalışanlara vesaire. Günün sonunda biz Ocak 2018'de başlattık ve şu anda 2 senelik bir periyotta Afrika'da yatırımlarımız var. Yani Türkiye'de tabii ki var. Avrupa'da var. İngiltere'de var. Amerika'da var. Ve 4-5 ay önce de 2 tane yeni Meksika'da şirkete yatırım yaptık. Yani Latin Amerika. Böyle bir skalaya getirdik bunu. Çünkü bizim de hep hani şöyle gidelim dedik olaya. Problem ne? Startuplara işte yeterli funding yok mesela. Biz de biraz tersten gidelim dedik. Hani funding birinci şey. Ama ikincisi bakıyorsun startupların hepsine. Hepsi zaten exitlerini, satın almaların hepsi yurt dışından yatırımcının gelmesiyle olmuş. O zaman ne yapacağız? Onu buraya nasıl getirebiliriz düşünmemiz lazım. Onu da kurman için şimdi gidip sen o adamın hikayelerinde ortak olmazsan, onları da desteklemezsen nasıl diyeceksin adama gel benle beraber yatırım yap diye. O yüzden dedik ki biz arada böyle bir köprü olabilir miyiz düşüncesiyle yola çıktık. Ve şimdi de onu sağlamaya çalışıyoruz yani. Peki her ikinize de bu soruyu yönelteceğim. Toplamda yani siz bahsettiniz biraz ama takip edemedim. O kadar çok şey anlatıyorsunuz ki dolu şeyler, hangisini takip edeceğimi haklı olarak karıştırdığım için. Kaçı aktif yatırımlarınızın? Benim dediğim gibi bir tanesi en başta işte ilk yaptığım yatırım battı yani. Londra'daydı, İngiltere'de. Şu anda geri kalan 14 tanesi, 13 tanesi aktif hepsi. 13 aktif yatırımımız var. Bir tane de exit yaptık. Yani 3 sene oldu tam. İlk, hatta ikinci beraber yaptığımız yatırımdı. Onu da exit ettik 4-5 hafta önce. 3 sene ilk exitimiz o. İlk exitimiz. Aynen. Normalde bu işin exiti 8 sene sürüyor. Gayet büyük başarı aslında. Biraz şans oldu diyelim ama. Harika. Benim de 17 yatırımım var. Şu ana kadar hepsi aktif. Sıkıntı olmadı orada. Daha iyi gidenler var. İşte bir çıkışımız var, exitimiz var. Biraz bu kadar yeni başladık bu sektörde yer almaya deyip exit'e gidebilmek büyük başarı zaten. Büyük, yani büyüterek bir noktaya getirebilmek bence. Beraber hikayesini anlat istiyorsan. Hikayesini anlatırım da yani şey oluyor biliyor musunuz? Yaşadığım için şu an daha rahat bunu ifade edebiliyorum. Onun yolunu görüyorsunuz yani bir şekilde. Altıncı istersin uzaktan yani firma öyle bir ivmeyle çalışıyor ki görüyorsun. Yani yatırımlar aldığı hız, yatırımları aldığı kişiler, girdiği pazarlar, o pazarları yönetmek için işin başına getirdiği insanlar, onların kalibresi, daha önce çalıştığı yerler. Yani hikaye kendini anlatıyor bir yerden sonra. Asıl olay işte onu daha erkenden görebilip o hikayenin parçası daha erkenden olabilmek, gemsiz bir şeyler katın. Hem de o yolculuğu yaşayayım baştan sona. Altıncıyı inanıyorsunuz değil mi girişimci olarak? Valla inanmasak. Çünkü, değil mi? Diye şöyle. Sıkıntı olur. Bu zaten hani hikayesi de hani bu ilk exit'i yaptık dediğimizin de şöyle yani bir gün dedik işte Cem'e dedim ki San Francisco'da böyle bir event varmış. İlk defa daha hiç gitmemişim o zaman. San Francisco'ya gidelim teknoloji de enteresan startup falan gider bakarız dedik. Ve orada gittiğimiz birisinin aracılığıyla oldu yani bu iş. Şansa. Onu da bize birisi tanıştırmıştı. Yani neye geliyorum? Bir kitapta okudum. Diyor ki yani 95% of success is just being there yani. Şu diyor ki yani %95 yani eğer oradaysan diyor yani başarının yolu orada diyor. Sürekli gideceksin. Kendini göstereceksin yani. Hani evde oturarak olmuyor diyor. Kendini challenge edeceksin demeye çalışıyor. Zaten o da şöyle oldu açıkçası. Bizim yatırım prosesimiz epey katıdır. Yani işte beğendikten sonra da analiz yaparız, finans analiz yaparız, araştırırız içeride kötü birileri var mı? Çünkü sonuç olarak ailemizi de temsil ediyoruz. Hani orada reputasyon açıdan da bir sıkıntıya mal veremeyiz. Bakarız yani ama bu yatırımda şöyle oldu. Unutmuyorum. Bizim bir arkadaşımız var. Onun ofisindeyiz Londra'da. Akşam 8. Çünkü Amerika, San Francisco geriden geldiği için arada saat farkı var. İşte ikimiz de kendi işimizden çıktık. O arkadaşımızın ofisinde oturuyoruz, çay içiyoruz. Bu adamla görüşüyoruz. Adam 20 dakika olayı anlattı. Biz ikimize baktık. Zaten telefonlar aynı telekonferanstayız ama farklı telefonlardayız. Biz ikimiz de böyle yaptık. Okey dedik.
ve devam ettik. Ve o anda yatırım yapmadık tabii ki. Daha sonra araştırmasını yaptık. Ama mesela dedim ya işte o 6. his. Yakaladı sizi o anda aslında. O case'de öyle oldu ama papaz hep pilav yemez tabii. Yani böyle yaklaşmasın hemen. Girişim adaylarısı. Yani o sefer öyle gelişti. Onun hikayesi. Evet ama şu an artık biraz daha onu geliştirdik yani. Bayağı beraber yatırım yapıyor. Zaten o an yatırım yapmadık, yanlış anlamıyorum. Evet. Yani ikimiz de sadece dedik ki yani bu galiba iyi bir şey dedik. İyi bir şeye benziyor bu. Aynen öyle. Ha, şimdi bayağı o ama yatırım süreci bayağı daha da detaylı şekilde geliştirdik yani. O ikinciydi yani benim yaptığım. Şu anda mesela bir şey olduğu zaman biz bayağı beraber yatırım yapıyoruz. Portfolyolarımız herhalde %90'ı falan aynı diye düşünüyorum. Şu an mesela bir iş geldiğinde ikimiz de beğensek bile birimiz o işin hayırını savunuyor, birimiz evetini savunuyor. Hani ya ben onu ya onu, yani birbirimizi ikna edip aynı konsensüse gelmemiz gerekiyor. Gelmezsek o zaman yapmıyoruz mesela. Aslında işin doğru olup olmadığı da o süreçte gösteriyordur evet. diye düşünüyorum. Eğer ki evet'e dönmüyorsa muhtemelen yanlış bir şey. Genelde o evet, ben hayır. O yüzden arkadaşlarım... Soruları oraya mı yönlendireyim? Genellikle evet'ler orada mı olacak? Espri, evet tabii. Şey ben de espri yaptım. Dengeli ama evet, onun cevabı evet. Şimdi peki, yatırımcı gözüyle, her ikinize de bu soruyu soracağım. Yatırımcı gözüyle bir girişim süreci nasıl ilerliyor? Yatırım yaparken, girişimcinin size gelmesi, sonrasındaki süreç nasıl ilerliyor? En azından... izleyen girişimci aday arkadaşlarımız bu süreçte nasıl, nelerle karşılaşacaklarını bilirler. Tabii yani biz ilk önce hani zaten farklı yerlerden bize deal'lar geliyor yani girişimciler hani bize bir şekilde ulaşıyorlar. Aynı şekilde hani bunlar yurt dışında olduğu zaman da biz ulaşıyoruz. Daha sonra bir en başta eğer hani tabii uzakta yurt dışındaysa call yapıyoruz. Ve burada ilk call yaptıktan sonra kriterlerimiz var mesela. Onlara uyuyor mu? Ona bakıyor. İşte mesela fikir aşamasında mı? Yoksa işte revenue generate ediyor mu? Bunlara bakıyoruz. İşte takıma bakıyoruz. Mesela, iş modeli. Hızlı büyüyebilir? Büyümek için ne kadar yatırıma ihtiyaç duyuyor? Evet. İşte takıma bakıyorsun. Mesela 3 co-founder. 3 co-founder'ın hepsi teknikse o zaman o bir sıkıntı yaratabiliyor. Veya hiçbiri değilse mesela. Belli kriterler. Yani onlara baktıktan sonra kendi içimizde araştırma sürecine geçiyoruz. Genelde bunlar da hani çok uzun tutmamak gerekiyor. Hani öyle aylar haftalar süren bir süreç değil. Hani ne oluyor? Referans check yapıyorsunuz. Hani o kişi hakkında daha önce hani diğer yatırımcıları varsa onlarla konuşuyoruz. Veya işin içindeki işte müşterilerle iki tanesiyle veya mutlaka en az iki tanesiyle şey yapıyoruz, konuşuyoruz. Onlardan görüş alıyoruz. Daha sonra en nihayetinde bakıyoruz ve hani onun yatırımı yapacak mıyız, yapmaz mıyız? Ona göre bir süreç. Yani bu süreç toplamda hani nereden deseniz size en fazla 2 hafta sürer. Ondan sonrası zaten o artık paperwork falan ne kadar sürerse ona göre devam ediyor. Ama şöyle bir şey de var bizde. Biz bir yatırım komitesi kurduk. Çünkü bu işler hani demin dediniz ya 6. his çok önemli oluyor burada. Gut feeling diyorlar hani bu işin %50'si. Biz hani onu da tek bir kişiye bağlamamak için biz yatırım komitesine dışarıdan da kişiler aldık. Yani şimdi mesela Burak Aydın var, Intel'in eski GM'i. O mesela bizim yatırım komitemizde. Mesela yatırım yapılacağı zaman oylardan bir tanesi de onun mesela. Hayır oyu verebiliyor. Ve çoğunluğu eğer alamazsak biz o yatırımı yapamıyoruz. Yani çok isteseniz bile o noktada evet. çoğunluğa. Evet, çoğunluğa göre yapıyoruz ki onu da sisteme dayalı olsun. Çünkü yarın Fethi olmaz, Ahmet olur. Değil mi? Yani sisteme dayalı olması lazım. Birisi gidince o sistem çökmesin diye. Böyle bir sürecimiz var kendi içerimizde yani. Sorunuzda şey dediniz hani yatırım arayan girişimcilere yönelik yani fikirler. Değil mi? Doğru soru evet. buydu değil mi? Evet. Aslında yatırımcı gözüyle de dinleyebiliriz. Yani yatırımcı için peki süreç nasıl ilerliyor? O psikolojisi belki şimdi, baktığı detaylar olabilir. Her ikisi de olabilir. Ya bu işin enteresan bir özelliği var Arzu Hanım. Yani İşin çok sosyal bir tarafı var. Sosyal taraftan kastım da şu yani gidip sosyalleşiyorsunuz anlamında değil. Yani seni beni dışken kendimizden bahsetmiyorum. Genel olarak konuşuyorum. Yatırımcılar işteki diğer yatırımcılara çok önem veriyorlar. Bakıyorlar kim başka. Çünkü ortak oluyorsun sonuçta. Hem ortak oluyorsun hem de iş çok erken seviye olduğu için kimsenin elinde çok fazla data yok. Data olmadığı için aslında işte biraz altıncıyız, biraz da eldeki datayla yapılabilen analiz ve öngörü önemli.
Ve güvenebilmek istiyorsunuz aslında. Ve o yüzden de bakıyorsunuz ki sizden başka kim güvenmiş? Ne kadar credible? O insanların geçmişteki track record'ı, başarıları, başarısızlıkları nedir? Ya şeyi görüyorum, en iyi girişimcilerde ya çok geniş bir proses oluyor. Yani çok fazla kişiyle görüşüyorlar yatırım almadan önce. Ya da çok dar bir proses oluyor. Yani bir hedef yatırımcı oluyor ve onunla görüşüp onunla. İkisinin arasındaki prosesler genelde uzuyor. Yani insanları da yoruyor, girişimciyi de çok görüyor. Sağlıklı olmayabiliyor. Evet, yani hani yine girişimci tarafı için. Yani mesela biz ilk görüştükten sonra mesela ekstra bazı şeyler istiyoruz. Hani ne bileyim financial model'da, business model'da bunları hani göndermesini istiyoruz. Veya işte bir sonraki plan ne? Mesela atıyorum şimdi bu fundraising yapacağım, yani bu fundraising yapacaksın ama şimdi bir sene, hani çünkü sonra normalde 18 aylık planlanır hep startuplarda. Hani 3 senelik fundraising yapılmıyor. Yani 18 aylık şey yaparlar. Ondan sonraki plan ne? Hani %100 zaten o planı tutması mümkün değil. Ama en azından kafada hani gidilecek bir nokta olarak bir pusula var mı? Onu anlamak için istediğimizde bazen hani oldu bana bir ay mesela hiçbir şey gelmiyor. O demek oluyor ki onu zaten yapmamış. Şimdi yapıyor. Ben onu şimdi yapsın diye istemiyorsun zaten. Aslında hazır mı diye bekliyorsunuz. Yani burada yaşadım birkaç tane öyle. Çok kompetitif açıkçası. Yani hani birazcık yurt dışına da bakmak lazım. Neden hani orada daha gelişmiş olduğunu ekosistemin. Adamın orada yani size hiçbir ihtiyacı olmamasına rağmen 12 saatte adam sana geri gönderiyor her şeyi, her istediğini. Yani bizim o hıza yetişmemiz lazım. Bu 18 ay algısı gerçekten startuplarda aslında girişimci için büyük bir sorun. Sizler gibi daha bilinçli yatırımcı, yeni kuşak yatırımcılar, daha bilinçliler. Ve bu noktada gerçekten 3 yıllık, 5 yıllık planını bilmeyen bir girişimciye yatırım yapmak zaten akıl kârı değil gibi geliyor bana. Ben kendim, öğrencilerim de biliyordur, projelerde her zaman 3 ve 5 yıl diye isterim. 18 aydır bunun genel süreci derler Fethi Bey'in dediği gibi. Ama hayalin varsa zaten öngörün de vardır. Tabii. Ya ben size katılıyorum bu arada. Hani 18 aylık derken normalde fundraising atıyorum 10 birim para toplayacaksa 10 birim yani 18 ayda yetecek o şekilde. O para için süreç genelde ama hayalin yapılıyor. Ama plan yoksa sizin vardır. Dediğiniz gibi 3-5 senelik 5 senelik plan var. Hani o bir yerden sonra zaten şeye kendi gidiyor. Kendi yolunu buluyor evet. Zaten. Evet. Kesinlikle doğru. Olması gerekiyor. Peki inandığınız bir felsefeniz, bir değeriniz var mı? Yani bu bizi daha motive ediyor dediğiniz, bizimle paylaşabileceğiniz. Bir sürü şey var. Nereden başlasın? Başlayın bakalım. Şey yapmak ister misin? Yani hani sonuçta bizi buraya getiren bizim değerlerimiz. Biz de bir değerleri, bazı değerleri aldık ailemizden. Hani onlar da nedir? İşte dürüst olacaksın, hakkaniyetli olacaksın. Ve çok yani kendini kompetitif yapacaksın. Çalışacaksın ya onun için. Yani bunları yaparsak bence hani başarıya gitmek için bunları olması gerekiyor. Hani ben örnek vereyim mesela hani çok çalışmak, kendini hani kompetitif yapmaktan kendimizden vereyim örnek hatta. Şimdi bizim bazı deal'lar oluyor. Biz bunları istediğimiz zaman giremiyoruz. Yani mesela adama gidiyorsun diyorsun ki ya al paramı diyorsun, ben bu şirketi beğendim, yatırım yapmak istiyorum. Yok diyor, almam diyor. Şimdi biz o şeye kendimizi yani en zor, en kompetitif neyse bizim kendimizi ona alıştırmamız lazım. Bir şirkete 6 ay sürdü değil mi yatırım yapmamız? Yani 8 ay sürdü. Yapana kadar 2 kat arttı değeri. Afrika'da ya bu şirket yani yanlış anlamayın, Amerika falan değil yani. O zamana kadar 2 kat. Şimdi biz ve yaptıktan sonra da istediğimiz kadar da yapamadık. İstediğimizin belki 5'te 1'ini yapabildik. Limitlediler yani. Onu. Limitlediler çünkü o kadar çok insan yani o kompetitif alandaki en iyiler orada olduğu için biz o en iyilerin içinde olmamız lazım. Yani averajı hedeflememiz lazım. Hani laf var ya işte beraberlik için çıkarsan yenilirsin falan muhabbet futbolda. Onun gibi bir şey. Yani o yüzden hani benim için en önemlisi yani dürüst olacaksın, hakkaniyetli olacaksın. Bir de gerçekten kompetitif olacaksın. Yani en iyisi neyse onu push etme. Yani onu itmen lazım. Çok doğru. Dediğin değerleri ortam, dürüst olmak, hakkaniyetli olmak, çok çalışmak, kaçamazsın, yapamazsın da o olmazsa. Kendini geliştirmen lazım sürekli. Ben de bunu önemsiyorum. Yani bir sürü mesuliyetlerimiz var. Ailemize karşı mesulüz, hepimiz öyle. Topluma karşı mesulüz,
arkadaşımıza karşı mesulüz. Bütün bu kişilere de zaman ayırıyoruz. İşimize karşı mesulüz. Kendimize de zaman ayıracağız. Çünkü önce kendimize mesulüz. Sağlığına dikkat edeceğim. Sporuna gideceksin. Yemeğine, içine dikkat edeceksin. Zihinsel sağlığına dikkat edeceksin. Yani bu çok önemli bu konu. Biz bütün hayatın karmaşası içinde seninle de konuşuyoruz. İnsanlar bazen bütün bunları yapıp kendine bakmıyorlar. Sağlığına bakmıyor, ailesine bakmıyor. Yani ben dengeyi çok önemli bir değer olarak hayatımda yaşatmaya çalışıyorum o yüzden. Bu dengenin önemli bir kısmı da dediğim kendimle olan hukukum. Onun dışında iş ile ilgili olarak bu işte çok önemli olan bir şey sosyal dedik ya ve sosyal değerlere çok dayanıyor. Dediğinizi yapmanız lazım. Girişimciyle konuşuyorsunuz. Eğer hayırsa zaten hayır ama evetse ve evet neyse onu yapmanız lazım. Çünkü bu insanlar size binaen planlarını yapıyorlar ve sizin için 13 ya da 17 şirketten biri o adam için o an hayatının %100'ü veya bayan için. O yüzden sizin ağzınızdan çıkan lafın karşı tarafın nezdinde bir senet teşkil ediyor olması lazım. Bu zaten iş hayatında böyle ama bu işte de ayrıca böyle. O çok önemli bir konu. Bir de yaşımız da genç. Biraz büyük düşünmemiz lazım. Ben bunu ülkemizde de biraz yani bizim girişimler Türkiye odaklı genelde. Yani biz, Amerika'da benim çok sevdiğim bir konu. San Francisco'ya gittiğim zaman çok hoşuma giden bir konu. İnsanların bakış açısı Amerika üzerinde değil. Uluslararası, küresel bakıyorlar. Pazar dünya olarak bakıyor. Şansa it happens to be o şirket Amerika'da kurulmuş. Bizim de böyle bakmamız lazım. Bu kapasitemiz var, potansiyelimiz var. Değerler bunlar. Küresel ben... olalım, evrensel olalım, dediğimizi yapalım. Kendimize geçiriyorum. Peki bir gününüz nasıl geçer? Kendimize bakmalıyız dediniz, önce kendimizi önemsemeliyiz dediniz. Sizin bir gününüz nasıl geçiyor? İki işiniz. Valla her gün ayrı geçiyor. Bugün ya ben Beşiktaşlıyım o yüzden bugün biraz kötü geçti. Fener'e yenildik diye. Neyse onu geçelim. Birçok insan için öyle geçmiş galiba. Kaç kişi Beşiktaş'tı burada? Çok iyi. Fenerleri sormayacağım. Bence de. her gün farklı geçiyor. Şimdi mesela demin Cem anlattı. Hani dedi akşam 8'deydi bizim dedi oğlumuz dedi o şirkette görüşürken. Bizim bazen işte mesela annem diyor ki işte o akşam dedi gel yemeğe gelsene bize diyor. Yok kolum var. İşte o gün diyor kolum var bilmem ne. Yani şöyle oluyor. Şimdi zaten burada ofistesiniz sabahtan. Sonra bir de şimdi San Francisco ile iş yapıyorsun. Afrika'da yapıyorsun. Latin Amerika'da yapıyorsun. Avrupa'da yapıyorsun. O yüzden saatler böyle karmaşık oluyor. Saat kalmadı zaten. Saat kalmıyor. O yüzden bazen mesela işte akşam 8'de başlıyor 12'ye kadar sürüyor. O arada hani mutlaka dengeyi de sağlamak için o arada mesela mutlaka işte spora gidilir. Mutlaka hani onu yapmazsan çünkü artık devam edemezsin yani benim için. Onu yapıyorum. Ondan sonra genelde yine hani Beşiktaş'a geleyim. Dönüp dolarım. Yani maç varsa ona göre ayarlıyorum kendimi. Mutlaka yani o bir maç varsa ben programım. Maç yani saati aramayın sizi. O saat yani... Perşembe oluyor mesela Avrupa maçı. Yani o perşembe günü ben gideceğim o maça yani. O yüzden o gün kimse hiç dokunmasın bana yani. O şekilde. Ya o yüzden hep değişiyor. Sürekli. Mesela şimdi geçen hafta 10 gün San Francisco'daydım. Bir iş, yani orada işte o beraber gittik zaten. Hani bir sürü portfolyo şirketimiz var onlarla görüşmek için. Bir de yenilerine bakmak için. Şimdi oraya gittiğimizde de mesela jet lag oluyorsun. Ama orada da mesela sabah 5'te başlıyorsun spora falan filan. Sonra bir bakıyorsun, sosyal tarafı çok önemli. Akşam yemeğiyle birlikte 12'de bitmiş mesela. Yani o yüzden hep her hafta bitiyor. Zaten bu işin de doğası gereği eğer her gün zaten böyle yapıyorum dersen bir yanlışlık var demektir yani. Aslında bu noktada yani bu soruyu sormamın nedeni şuydu. Herkes de özellikle bazı girişimci adayı arkadaşlarımızda şöyle bir algı var. Ben ilk derse girdiklerinde neden girişimci olmak isterdin sorusunu sorduğumda kendi işimin patronu olmak, istediğim saatte işe gitmek, öyle olmadığını, sizin 7/24 çalıştığınızı aslında onlara belirtmek için bu soruyu sordum. Öyle çünkü, bir şey yani bu. Öyle, Fethi'nin dediğine katılıyorum. Günüm de benzer geçiyor. O yüzden çok tek farkımız ben sabah spora gidiyorum. Sen bir de Beşiktaşlı değilsin. Ben bir de Beşiktaş futbolda çok ilgilenmiyorum açıkçası. Yani Fethi de çok rasyonel bir adam normalde. Bir tek bu konuda irrasyonel bir sevgisi var. Onu şey yapmış değilim.
Ya orada da işte kendi işimin patronu tamam güzel de zaten patron müşteri. Yani o zaman binlerce patron var. Patron çalışan. Yani artık bugünün liderlik kavramında servant leadership. Yani lider demek önden gitmek demek Türkiye'de değil. Galiba arkadan itmek yani. Böyle yanlış bir algı oluşabiliyor. Şey varmış, başkan varmış Türkiye'de. 8 bin tane, bence 10 bin fazladır. Tane mi? Ben birkaç yüz tane tanıyorum. Evet. Oradan. Şimdi işin o tarafı var. Dolayısıyla kendi işimin patronu olayım derken evet bu anlamlı bir şey. İnsana anlam katan bir şey. Ama patronlar çoğalıyor aslında. Yani birine çalışırken bir tane patron var. Öbür türlü çalışanlar patron, müşteri patron, yatırımcılar. Çalıştığın kişi sayısı artıyor aslında. Çalıştığın kişi sayısı artıyor. Sorumlulukların artıyor. Hesap vereceğin, sana hesap için bakan kişilerin sayısı artıyor. Yani aslında bir rahatlık alanı değil girişimcilik. Aslında tamamen o alev topunun ortasında direnmek oluyor. Ama o stresin içinde ve yanında anlam olduğu için keyifli bir yolculuk. Ya zaten hani şimdi mesela örnek vereyim bir tane. Geçen bir yerde okudum. Japonya'da galiba Microsoft hafta sonlarını 3 güne çıkartmış. Japonya'da Ağustos ayında geçen sene bir aylık bir süre denemişler. Cuma bana, günlerinde bana tatil yapmışlar. Bana e-mail attı Japonya'ya mı taşınsak diye. Orada bir günü yani bir günü daha eklemişler ve hafta içine 4 güne indirmişler o ay içerisinde. Sonra bunu ölçmüşler. Productivity'si nasıl artıyor diye. Ve insanların productivity'si %60 oranında falan artmış yani. İnsanlar daha istekli çalışıyor. Çünkü yani bilgisayarın olduğu sürece yani evde oturuyorsan o projelere bakıyorsun veya bir şey yönlendiriyorsun, call'lar yapıyorsun, onun hakkında çalışıyorsun. O da çalışmaya giriyor. Zaten onu yapıyorsun ofiste de. Değil mi? Japonya'ya mı taşınsak acaba arkadaşlar gerçekten? Peki, şimdi hani dedik ya bir ateş topunun ortasına düşüyor girişimci ve direnmesi gerekiyor. Peki herkes girişimci olabilir mi sizce? Vallahi olabilir herhalde istedikten sonra. Ama yani. Mesela yani nasıl bir psikolojide olması gerekiyor? Buna inanması gerekiyor galiba. Tabii. Öncelikle. Ya yani her şey yani her yani önce tabii bir istek bir şey olması lazım. Şimdi her girişimcinin de problemi farklı. Şimdi ben de mesela SaaS Ventures'ı kurarken hani ilk önce aklımda böyle bir şey yapmak yoktu. En başta kendi başıma yapıyordum zaten. Daha sonra bu evolve etti. İşte aile de desteklemeye başladı. Ama benim onları ikna etme sürecim başladı. Mesela o sürece girince bir de ya diyorsun ki şimdi bir de ikna edemezsem o zaman ne olacak? Çünkü o zaman diyecek ki bütün ailen sana bunu yapma diyorsa sen yanlış bir şey mi yapıyorsun acaba? Değil tabii mi? Şüphe o psikolojiye şüphe giriyorsun. Ondan sonra yani onun gitti ama sonuç olarak yani o olmasa bile ben yine devam edecektim kendim yapmaya. O yüzden bence hani o içten gelen bir şeyin varsa ama yani şöyle yani bazen duyuyorum oturuyor mesela insan. Ya bir şey kuralım da buradan parayı vuralım biz. Evet o çok yani yanlış bir algı. O çok işlemiyor yani gördüğüm kadarıyla. Peki. Bir ekleme yapacağım. Tabii. Bence herkes girişimci olabilir. Ama şey algısını da yıkmak lazım Fethi'nin dediğine ek olarak. Yani sanki tecrübe veya bir kurumsal bir yerde çalışmak girişimci olmanın zıttı gibi bir şey var. Yani girişimciler hep üniversiteden çıkınca girişimci olayım veya okulu yarıda bırakayım girişimci olayım. Bu da mümkün ama biz başarı hikayelerini duyuyoruz. O başarı hikayeleri o kadar tek ve tane tane ki enteresan bir istatistik. 1 milyar dolar üstü girişimlerin kuran insanların yaş ortalaması 41 Amerika'da. 41. Şimdi burada bence bir mesaj var. Çünkü ben çok arkadaşımla konuşuyorum. Yeni bir lider derneği vesilesiyle de. Tabii girişimcinin başarı hikayelerini duyuyoruz ve özeniyoruz. Ama acele etmeyelim. Telaş etmeyelim. Kendimizi geliştirelim. Tecrübemize tecrübe katalım. Komando gibi hissedelim bir kendimizi değil mi? Ondan sonra doğru fırsat da geldiği zaman önümüze o zaman değerlendirelim. Acele yok yani. Peki başarısızlık bir girişimci için gerçekten dünyanın sonu mu? Başarısızlık hikayelerinden yola çıkarsak. Bence yanlış değil. Bence değil. Valla bence de değil. Zaten söyledim yani ilk yaptığım yatırım zaten battı yani. Girişiminiz başarısız sonrası aşırı başarılı aslında. Bir noktada işte evet oldu, bu da bir ilk canlı yaptık, örnek oldu. Yatırımı yaptık falan filan. Böyle yani bir sene olmadan battı o iş tamam. Bir de o iş, ilk San Francisco'ya gittiğimiz zaman telefon aldım yani hani bu iş gitmeyecek. Sıkıntılı diye. Şimdi başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Bizimkilere nasıl söyleyeceğim bunu?
nasıl olacak? İlk seferde. İşte hani evet, böyle bir şeyle birazcık da hani heyecanlanmışız, yapmışız. Çok normal karşıladılar. Sonradan öğrendim. Bana hani o gün söylemediler ama bundan birkaç ay sonra. Ya dediler, biz zaten o işin batmasını istiyorduk dediler. Nasıl yani? Neden? E dedim, sen şimdi dediler ki şimdi sen şimdi gideceksin. İlk yaptığın şey Skyrocket olursa o zaman biz seni bir daha zaten durduramazdık yani. Sen bizi dinlemezdin herhalde falan diye. Böyle bir şey oldu. O da şimdi ama bana şey oldu yani, ders oldu. Şimdi mesela artık yani oradan aldığım birikimlerle hani sırf mesela o girişimcinin bazı özelliklerini diğer girişimcilere bakarken bakıyorum mesela. Mesela bazılarında oluyor çok benzettiğim. Neydi çok oradaki hata ilk girişiminizde? Yani neydi? Farklı yapılsa aslında başarılı olurdu. Birincisi takım yoktu. Yani kendi başına gidiyorsunuz. Hani o sadece gut feeling'e göre bakıyorsun. Ha abi çok iyiymiş bu, biz bunu işte kullanırız falan diye başlıyorsun. İkincisi ya bunu o anda tabii işte demin mesela o tecrübe falan dedi ya. O anda gittiğinde mesela karşıdaki adam dolandırıcı çıktı bu arada. Yani tek ben değil bayağı bir insanı yani dolandırdı. Ve kaçtı gitti sonra. Şimdi orada baktığımda bazı şeyler gördüm. Şimdi baktığımda tabii. Mesela Theranos hikayesini biliyorsunuz herhalde hepiniz. Değil mi? 10 milyar dolar oldu. Bütün herkesi dolandırdı. Orada mesela onu okuduğumda dedim aynı, keşke bu kitap o zaman olsaymış, o zaman okusaymışım. Ne oluyor? Mesela founder ve şöyle bir şey oluyordu. Bütün finanslarla alakalı her şeye sadece kuzenini sokuyordu. Ve yani hani başka hiç kimseye konuşamıyordu o konu hakkında. İşte ne oluyor? Aile yakınları ve adamın öyle bir şeyi yoktu yani bu arada. Yani o finansa bakan adamın finansla alakalı hiçbir bilgisi falan yoktu. Biz ona bilmiyorduk. Bakmamışız. Ve neyi gördüm? Meğersem artık hani böyle o yani iş paranın ve o secret yerlere gelince aile bireylerini işte eş, dost bunları o key noktalara getirdiğini gördüğün zaman ona dikkat edeceksin. Mutlaka. O çünkü Theranos'ta okuduğumda yine aynı şey. İş başlıyor. 2 milyar, 3 milyar, 5 milyar oldukça bütün hep arkadaşlar ve aile involve olmaya başlıyor. Aslında bu çok kilit bir nokta arkadaşlar uyaranlar. Evet, yani profesyoneller hep uzaklaştırılıyor bir şekilde ki olayı çakmasın kimse. Hani hepimiz ailece ötülelim bunu diye. En büyük şey o oldu yani. Çok yakında da yani o özellikleri böyle sezdiğim hani bir yeni oldu. 2 hafta önce oldu yani. Dedim ki abi dedim bu kesin dolandırıcı, ben buna yatırım yapmayacağım dedim. Yurt dışındaydı, Türkiye'de değil. Peki o halde başarısızlıktan peki hatalara geçersek, size gelen girişim fikirleri elbette vardır iki başarılı yatırımcı olarak. Bu fikirlere baktığınızda, iş planlarına, projelerine baktığınızda en sık gördüğünüz hatalar neler oluyor? Ekiplerden bahsettiniz. Mesela ekiplerin önemi olabilir. Başka neler var? Bir sürü konu var. Başarısızlık noktasında da iki tür başarısızlık var. Yani bu şey gibi, affedersiniz, trafik kazası gibi. Trafik kazası yaparsın, yaralı çıkarsın demeyeyim, sizli biz demeyeyim ki enerjiyi çekmeyeyim. Bir şahıs trafik kazası yapar, bacağını kırar, devam eder. Ama ölümcül kazalar da var. Dolayısıyla o başarısızlığın boyutu ve şekli çok önemli. Mesela yasaları çiğneyip başarısız olursan, o senin bir girişimci olarak sonun olabilir. Daha yatırım toplayamayabilirsin, daha kötüsü hapse gidebilirsin. Bu da yaşanan bir şey yani. Bu çok yaşanmamış bir şey değil dünyada. Bizim başımıza gelmedi. Görmedik böyle bir şey. Allah'a bin şükür ama. Bunun dışında ama mesela Travis Kalanick var. Uber'in kurucusu. 3 tane girişiminde üst üste başarısız oluyor. 4. girişim. Aslında onun girişimi de değil. Birine destek olarak başlıyor. Daha sonra kendisi yönetmeye başlıyor. Uber oluyor. İşte bugün piyasa değeri 20-25 milyar dolar gibi, 60'tı bir ara. Bir sene önce. Ya dolayısıyla tabii ki bu zaten aslında işte başarısızlıklar üzerine konferanslar var. Yani katıldık veya katılıyoruz. Bu zaten bilinen bir şey ama başarısızlık okeydir diye de pataküte dalmamak lazım. Yani bir hesap kitap, temkin, kaybedersem ne kaybederim? Yani analiz etmek önemli tabii. Hatalarda da yani benim mesela sık gördüğüm bir hata bu business planlar. Bu gereklilikler, finansal gereklilikler noktasında hep underestimate ediliyor. Yani o işin başarılı olması için gereken miktar 100 birimse kötü niyetten değil.
optimizmden dolayı 30 birim olarak, 40 birim olarak yansıdı. Gerçekçi olamıyorlar aslında. Gerçekçi olmuyor. Kazanacağı rakamlar, işte businessmenler hep böyle bir İngilizcesi hockey stick, hockey sopası şöyle bir, revenue'ler hep böyle gidiyor. Hiç ben gördüğüm grafikten hiç şöyle giden revenue görmedim mesela. Hep böyle gözüküyor. Tabii hikayeyi satacak. Hikayeyi satıyorlar ya. Orada hikaye satmak güzel bir şey ama karşınızdakinizde de yani inandırıcılığınızı kaybetmemeniz lazım. Evet. O bir hata. Sık görüyorum onu. Ben ondan ziyade şu an bu durumdayız. Bu tip problemlerimiz var. Bu tip sıkıntılarımız var. Bu tip risklerimiz var. Bu tip rakiplerimiz var diyen girişimciyi daha çok daha iyi dinliyorum. Daha çok karşımdaki transparan bana olanı olduğu gibi anlatıyor. Beni kandırmaya çalışmıyor. Zaten kimse kimseyi kandırmıyor günün sonunda yani. Herkes kendini kandırdığı kalır. Birini kandırmaya çalışırsa. O yüzden yani transparan olup olay neyse onu anlatırsa belki şey yapamazsınız, yatırımcı olmazsınız ama en azından durumu bilirsiniz ve yardımcı olabilirsiniz. O problemleri düzeltirler, 6 ay sonra yine gelirler. O zaman yatırımcı olabilirsiniz. Ha. Ya da başka yatırımcıya yönlendirirsiniz belki benzer alanda çalışan. Transparan ve dürüst dürüstlük önemli o halde aslında. Yani hani soracağım, what makes you sleep at night diye bir soruyu sordu da yani seni akşam ne uyutmuyor dediğinde hakikaten diyecek. Bunlar evet upside ama bu olursa hakikaten biteriz. O yüzden buna karşı bizim önlem alıp ona göre ilerlememiz gerekiyor. Ya bazen diyorsun competition'ın kim diyorsun, rakibin kim. Yok abi rakip falan ya. Çocuk ayı oluyor. Şeyiz. Peki iletişimin, medyanın gücü ne oluyor? Özellikle startuplarda bu noktada nasıl destek oluyor? Önemli mi bir girişim için iletişim, medya, PR, reklam? Bence çok önemli. Yani rahmetli Sadık amcamın bir lafı var. Yani bir işi yaptın da diyor. Hani yapınca sorardı. Nasıl yapıyorsun? Yani nasıl anlatıyorsun bunu? Anlatamadıktan sonra hani yapsan ne olur? Ra geliyor yani aslında. O yüzden bence hani yaptığını da anlatmak lazım. Hani şimdi bizde aslında şimdi son zamanlarda daha da artmaya başladı. Pozitif yönde Türkiye'de de. Artık hani bir hikaye var. İyi ya da kötü ama bunları anlatmamız lazım. Yani anlatacaksın yaptıklarını ki ya da yapamadıklarını. Ona göre herkes bir şey olsun yani. Orada ne bileyim gidiyorsun, adam bütün başarısızlıklarını da anlatıyor. Başarılı olduğu konuları da anlatıyor. Ve ona göre herkes ders alabilsin buralardan, çıkarımlar yapabilsin diye. Hani bizim bunu biraz daha arttırmamız lazım. O yüzden ben buna şahsen çok önem veriyorum. Yani hani demin dediğim gibi hani bizim işte bak yaptığımız yatırım battı diyorum. İyi gideni de söylüyorum. Hani nasıl olduğunu da anlatıyoruz. Transparan bu şekilde olması lazım. Transparan olması lazım yani. Ben bu konuyu fetikalarından vermiyorum mesela. İşten işe değişir diye düşünüyorum. Yani kimi iş var? Consumer facing denilen bilinmesi gerekiyor. Bilinmesi işe katkı sağlıyor. Kimi iş var? B2B denilen çok bilinse de bir anlam ifade etmiyor. Ama şöyle katılıyorum Fethiye, girişimcilerin kendi hikayelerini daha açıklıkla, dürüst bir şekilde anlatması lazım. Orada o şekilde. Ama şu da yani mesela kimi B2B iş var dediğim gibi, görüyorsunuz ciddi PR yapıyorlar, PR bütçeleri var. Bunu yapmana gerek yok, yani işlerine bir katkı sağlamıyor. O açıdan da bence hani konteksten kontekste, durumdan duruma değerlendirmek lazım. Yani her işte PR yapmalı denemez diyorsunuz. Denmemeli yani. Doğru değil çünkü. Peki her ikiniz de yurt dışıyla devamlı bağı olan, devamlı seyahatler eden iki yatırımcısınız. Şimdi orada da çok startuplar görüyorsunuz. Burada da çok startuplar görüyorsunuz. Ne tür düşünce farklılıkları var ya da iş yapış stillerinde farklılıklar neler? Her iki açıdan bakarsak yurt dışındaki herhangi bir ülke bazında demiyorum ama genel olarak globalde yurt dışında yapılan ve şu an ülkemizde gerçekleşen startuplardaki farklılıklar neler? Olumlu ya da olumsuz anlamda. Yani tabii bayağı farklılıklar var. Şimdi önce ekosistem de tabii çok önemli. Şimdi ele alalım mesela hani Silikon Vadisi diyorsun. Bu işin en top şeyi. Buradaki kıyaslıyorsun. Tabii bayağı fark var. Hani ekosistem gideceği yer falan. Şimdi burada baktığımızda genelde daha çok o işi profitable hale getirmeye çalışılıyor hemen. Bu doğal olarak çünkü ona göre fonlama sayısı kısıtlı diye. Diğer tarafta baktığında
hemen diyor biz diyor growth oynayalım. İşte biraz daha para basalım, para basalım. Daha işte büyüyelim. Marketingini yapalım, hemen büyüsün. O da çok sağlıklı bir şey değil. İşte öyle olunca da olay patlayabiliyor. WeWork'ta olduğu gibi. Hani altına hiç bakmayalım. Nasılsa bir noktada biz bunu profitable yaparız diye. Yani o bence önemli bir farklılık burada. Yani burada hani şey de yapmıyorum. Hani neden bizde öyle değil veya o neden burada öyle değil. Ama en gördüğüm yani bence en önemli şey biz çok fazla buraya yani yöneliyoruz. Hep böyle regional bakıyoruz olaya. Hani kimse sana git başka yerde burada, burada başlayabilirsin ama dışarıya da açılman lazım. Yani global yani, düşünebilmek aslında. Evet yani hani soruyor Türkiye'de kaç yatırım var, şurada kaç yatırım var. Artık bu iş Türkiye bilmem ne ülke falan değil ki. Global. Global yani bakıyorsun ufacık ülkeler yani Avrupa'da Nordiklere bakıyorsun. Ufacık ve ülke bütün dünyaya satıyor adam yani. Biz niye öyle yapmıyoruz? Bunun da şöyle biz Y Combinator diye bir accelerator'ın yatırım günlerine gidiyoruz Amerika'da. İki kere oluyor senede. Orada şöyle bir istatistik var. Bu sene en son gittiğimizde oraya yani katılım yani giriş yani acceptance rate %1 gibi bir şey. Harvard'a girmekten daha zor oraya girmek. Yatırımcı olarak da biz gitmek için üniversite formu doldurur gibi doldurduk ve onların kabul etmesini bekledik yatırımcı olarak gidebilmek için. Şimdi %40'ı geçen sene tamamen Amerika dışında. Aldıkları şirketlerin %40'ı tamamen Amerika dışında. Orası sadece fonlamalarını hızlandırmak için. Çünkü orada fonlama var diye. Bu işlerin yarısı zaten Amerika'da. Afrika'dan var, Pakistan'dan var, Hindistan'dan var bir sürü girişimci. Ve tamamen dünyanın o tarafında, bu tarafında yapılan işler bunlar. Şimdi baktım ben mesela geçen sene Türk şirket yok. Neden yok mesela? Şimdi oraya gidiyorsun tamam 3 ay orada kalman lazım ama değiyor. Çünkü adam sana zaten ilk yatırımı yaptığından itibaren sen o 3 ayı tamamladığında otomatikman 5 kat daha değerli oluyorsun. Otomatikman en az. Net yani hani bunun hesaplaması belli, matematiği var. Şimdi bizim biraz daha şey yapmamız lazım. Push etmemiz lazım. Bir orada bir ayda toplayabiliyorsun istediğin parayı. Kabul alabilirsen bu kolay değil ama onun için çalışıyorsun. Sonra buraya geldim mi o zaten topladığın bir birimin efekti burada 5 oluyor. Bunları takip edebilmesi gerekiyor aslında o halde Türkiye'de. Kendimizi sınırların dışına itmemiz lazım kendimizi yani. Bir de iyi insanlar nadir. Yani iyi insan derken hoş güzel insan anlamında demiyorum. Bir işimiz var diyelim ki. Bir girişimimiz var. O girişimi çok ileri götürebilecek biri var. Öyle insanlar çok yok yani. Az insanlar var ve onları bulduğumuz zaman biz Türkiye'de bence yeteri kadar generous değiliz o insanlara karşı. Kesin. Biraz her şeyi bunun zero sum derler. Yani birinin kazancı öbürünün kaybı gibi. Yani mesela hisse verilecek. Sanki onun kazancı benim kaybım. Bir maaş sohbeti. Sanki onun kazancı benim kaybım. Yani biz biraz daha bakış açısını değiştirip çok iyi insanlara, çok generous olup, onları motive edip, zero sum gibi görmeyip dünyayı, kazan kazan olarak görmeye başlamamız lazım. Bunu yavaş yavaş görüyoruz aslında. Bunun değişimlerini ben hissediyorum, gözlemliyorum. Bunu yapmaya devam da etmemiz lazım. Çünkü çok inanılmaz bir potansiyelimiz gerçekten var. Bu İngilizce konusu önemli bir konu. Bazı Türkiye'de girişimci arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Yani bu devirde İngilizce şey gibi yani. Ben lazım yani. Matematik gibi. 2 artı 2'yi toplayamazsan nasıl iş yapamazsın? Yapamazsın. İngilizce bilmezsen de küresel iş, teknoloji iş. Zor yani. O önemli bir konu. Ve Türkiye'de çok güzel başarılı hikayeler çıkıyor. Yani bir de tabii şeyi de ekleyeyim hani demin startup tarafından söyleyeyim. Bir yatırımcı tarafından da söyleyeyim. Yani demin dedin ya generous olmuyor yeterince diye. Şimdi son birkaç senede öyle popüler oldu ki hani herkes işte startup kaç yatırım 55 tane yatırım yaptım falan. Bilmem ne ama hani söylemek için cool herhalde görünüyor diye. Ama sonuçta bunu yatırımcıların da yani ben yine hep de söylüyorum bütün aile ofislerinin, bütün büyük firmaların hepsinin girişim sermayesi fonu olması gerekiyor. Ve bizler yani yardım edebiliyorsak edeceğiz. Çünkü şey oluyor. Şimdi startup var. Adam beğeniyor startup'ı. Tamam diyor hadi diyor 50 bin dolar al diyor. Sonra
İşte 7-8 ay sonra, bir sene sonra tekrar ikinci round oluyor. İşte bir daha para. Ya bir daha ne para istiyorsun ya? 50 bin doları mı aldın zaten ya diyor. Şimdi öyle bakamayız yani olaya. Sen onu, zaten onu yapıyorsan... Süreç olarak göreceksin. Süreç olarak göreceksin. Dedim ya asset class. Yani ben, onu... ben bir soru sormak istiyorum. Senin bu söylediğin destekten. Arkadaşlara hitap edebilir miyim sorumdan? Tabii. Bir soru soracağım. Sizce arkadaşlar teknolojiye küresel senelik yatırım ne kadar? 3 tane tahmin rica ediyorum. Hata diye bir şey yok. Sadece global, küresel. Teknolojiye, girişimciliğe, startuplara bir tahminde bulun. Önemli yani. Kafanda yani, sence ne yani? Sence şey ya. 10 milyar dolar. Peki 10 milyar dolar. 100 milyar dolar. Var mı arttıran? 300 milyar. 3 tane aldım hocam. Kapıyorum. 300 trilyona sattık. rakam yakın. Evet. 400 milyar dolar. Wow. 400 milyar dolar. Yani bunu da seninle destekler nitelikte paylaşıyorum. Dünya, bu rakam Türkiye'de çok daha düşük tabii ki. 55-50 milyonda falan 50 şu an bu sene. Yani dünyada 400 milyar dolarlık yatırım her sene, Türkiye gayri safi milyasının yarısı demek bu. Her sene bu işe gidiyor. İnanılmaz bir ekonomi. 5 yani, sene önce 78 milyardı yani, 80 milyar. Çok büyük bir ekosistem aslında. Doğru yönetilirse. Peki. Bu arada bunu devletler de yapıyor şu anda. Yani Fethi'nin dediği gibi aile ofisleri, özel şirketler ve bugün artık dünyanın en varlıklı ülkelerinin Norveç, Suudi Arabistan, yani kendi varlık fonu, bir gün biz de. Kendi varlık fonu olan ülkelerinin yatırım fonları çıktı bugün. Mubadala, mesela Dubai'de, Abu Dhabi'de. Dubai'de evet, inanılmaz derecede bu hükümet destekli. Peki, şimdi biz startupların Türkiye ile globalde, yani dünyada ki farklılıkları bakımından konuştuk, neler farklı diye. Peki Türkiye'de bizim sahip olduğumuz rekabet avantajı olan, fakat bizim bunu aslında yurt dışında kullansak, yurt dışına karşı iş yaparken, yani yurt dışı ile iş yaparken kullansak, başarılı olabileceğimiz fakat doğru yönetemediğimiz ne competitive advantage'larımız, yani rekabet avantajlarımız var? Evet, yani şimdi örnek vereyim. Biz bir yatırım yaptık Tarentum adında geçen sene, Türkiye'de şirket. Arkadaşlar hani kurucuları da hani daha önce San Francisco'da yaşamış. Orada işte MIT mezunu, Qualcomm'da çalışılmış falan, böyle bir profil. Orada yıllarca yaşadıktan sonra buraya geliyorlar. Bu bir AI prediction şirketi. Ve buraya gelip bu şirketi burada kuruyorlar. Bunun birkaç tane sebebi var. Bir tanesi, şimdi orada bu şirketi kurmaya çalışsan, bir AI şirketi, nereden baksan 10 milyon dolara yakın yatırım lazım. Buraya geliyorsun. Yaklaşık 1-1,5 milyon dolara bu işi halledebiliyorsun ilk yatırım turuna. Şimdi çünkü mühendislik vesaire, yani çok zeki insanlar var burada da bu işleri yapan. Ama biz bu fırsatları vermedikçe o insanlar gidiyor. Bu adamlar tersine beyin göçü yapmışlar, buraya gelmişler. Biz zaten bunu desteklemesek olmaz yani. Hatta revenue generate etmiyordu. Normalde etmesi gerekiyor bizim yapmamız için. Ama dedik ki hani böyle bir takım varken biz zaten hani böyle bir şey desteklemeyeceksek o zaman ne yapıyoruz dedik yani. Çünkü böyle bir fikir. Ya bence en önemli konu o. Çünkü kimse sana burada dur demiyor. Burada dur sonuna kadar. Ya tam tersi diyor ki kur gel burada. Burada çünkü bunu çok daha onda birine yapabiliyorsun bu işleri. Daha sonra ama dışarıya satman lazım. Mümkün değil. Yani başka türlü zaten olmuyor. Öyle olması gerekiyor. Yoksa çok lokal kalıyorsun. Yaptığın şey ne oluyor? Oradaki işleyen modelin buradakine devşirmesi oluyor. Çok bir katma değerli iş olmuyor. Zaten hani başarı hikayelerine bakarsanız çok başarılı hikayeler. Zamanın ötesinde hikayeler, mesela yemek sepeti hikayesi falan. Ama orada bir şey yok yani. Yüksek bir teknoloji yok. Yani, olması da gerekmiyor. 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 O pazara uygun olması gerekiyor. Evet. Mesela Türkiye istatistiki olarak bakarsanız çok çalışkan bir ülke. Bir şey görmüştüm, çok hoşuma gitmişti grafik. İşte her ülkede ortalama kimler kaç saat çalışıyor. Türkiye 80 saatle Avrupa'da birinciydi. Yani haftalık çalışma saati. Evet. Türkiye'de herkes ortalama bu grafiğe göre 80 saat çalışıyor. O zaman şu soruyu sormak da gerekiyor. Ne kadar verimli çalışıyoruz?
Japonya örneği gibi aslında. Evet. Japonya örneği veya. Ya günde 12 saat çalışıyorum. Çalışıyorsun da ne üret? Yani ne için çalışıyorsun yani? O çok önemli. Doğru. 5 saat çalışıp onun 5 katı da başarılı olabilirsin yani. Önemli olan onu verimli kullanıyor musun? Ne yoksa bilgisayarın önemli. Başında oturursun. 15 saat de oturursun. Yani. Çok doğru. Peki şimdi biraz da aslında yeni bir lidere dönmek istiyorum ben. Çünkü evet yatırımcılık, girişimcilik açısından konuştuk. Esas Ventures'ın ne kadar doğru işler yaptığını, değer yarattığını, bunu da ayrı bir iş kolu olarak bu kadar büyütebilmenizden bahsettik. Bir de şimdi Cem Bey'den yeni bir lider nasıl biraz detaylarını dinlemeyi çok isteriz. Tabii. Biz 2012 yılında kurulduk. Türkiye'nin en başarılı gençlerini, fark yaratan bireylerini uluslararası başarı hikayeleri yaratmaları noktasında desteklemek için varız. Hedef kitlemiz 18-35 yaş arası. Ve bu gruptaki en yetenekli kişileri hedefliyoruz. Bu insanlara çalışmak istiyoruz. Uğur Cem, Aslı buradalar tekrardan. Onlar aslında bizim programlarımıza da katılan arkadaşlarımız oldu. Yani biz daha dernek olarak yeni başlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda ivmeleneceğiz. Dünyanın, iş dünyasının Türkiye'de yeni liderlere ihtiyacı var. Türkiye'deki işlerin global başarı hikayeleri olmasına ihtiyacımız var. Fethi'nin de aslında dediği gibi. O yüzden bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İyi de gidiyor. Besleyici de oluyor. Ben de keyif alıyorum. Sizleri de takip etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Peki, lider nedir? Lider nedir? Yeni bir lider, söyle bakalım. Yeni bir lider, lider nedir? Lider ne değildir? Lider, daha mı kolay olacak oradan gidelim? Elemeyle gidelim. Tanım, olur. Tanım oluşurken yani. Lider patron değildir, lider CEO değildir, lider bir yönetici de değildir, lider yatırımcı da değildir veya girişimci de değildir. Yani bir liderliğin bir iş tanımı yok. Liderlik bir tutumdur. Bu tutum da etrafınızdaki insanları bir amaç doğrultusunda motive etmek ve onların da kendilerinden beklentilerini aşacağı performansı sergiletmektir. Umut vermektir. Ve herkesin yapabileceği bir şeydir aslında. O zaman aslında herkes lider olabilir bu noktada. Bence olabilir. Kendini geliştirirlerse. Evet. Yani bir nüvesi tabii ki. Yani kim insanlar var, bir nüvesi var onun. Yani bir doğuştan bir belli yetenekleri var ama herkes sürükleyici olabilir. Liderlik sonuç olarak bir de iki kişi arasında da daha geniş bir çerçevede de bakarsanız aslında ilişkiyle ilgili. İki kişi arasında da ilişkiyle ilgili, sizin ona commitment'ınızla ilgili, işe commitment'ınızla ilgili ve onunla kurduğunuz bağ. Bir şahısla binlerce kişi olarak bakarsanız da sizin onlarla kurduğunuz bağ ile ilgili yine. Peki girişimciler sizce global trendlere mi daha çok bakmalı? Yani dünyada şu anda bunlar yapılıyor ve bunlara odaklanmam daha doğru olur mu demeli? Yoksa benim bir hayalim var, bu şu an dünyada henüz çok trend değil fakat inanıyorum ki benim hayalimle birlikte ben bir çığır açacağım mı demeli. Ha. Ya ikisi beraber diyelim. Ya da nasıl ikisi beraberken? İkisi beraber şöyle trendleri mutlaka takip etmemiz gerekiyor bence. Hani çünkü dünyanın nereye gittiğini görmek adına, kendi kendinizi yani update etmiş olmak adına. Ama yani mesela biz trend olan şeylere gidelim, aa bak bu çok trend oldu, hemen gidelim oraya yatırım yapalım gibi bir şeyimiz yok yani. Öyle bir düşüncemiz yok. Genelde hani böyle bir trend var, gidelim buraya yapmıyoruz. Hani örnek mesela bu elektrikli scooterlar çok meşhur oldu şimdi son böyle 2 senede falan. Bir anda çıktı, şirket kuruldu, 1,5 sene olmuş, $2 milyar oldu. Yani hani çok da bir şey yok aslında altında. Bir software yazıyor, bir tane elektrikli şey yapıyor. Hepsi aynı. Hiçbirinin diğerinden farkı yok ya. Olması da mümkün değil. Ne yapacaksın ki yani? Şimdi çoğu insan var mesela. Hani bu deal'lar geliyor. Hani oraya yatırım yapalım, buraya yatırım yapalım. Hani ona yapalım. İkinci örnek mesela Bitcoin örneği. Şimdi blockchain'e yatırım yapmak var. Hani bilirsin veya araştırırsın. Hani bilirsin demeyeyim. Çok kimsenin de bildiğini düşünmüyorum çünkü. Ama abi 10 bin olmuş alalım 100 bin olacak falan. Hani böyle kısa vadeli kendimizi bu trendlere kaptırırsak o zaman sıkıntı yaşarız. Ama sonuç olarak hani Bitcoin dediğiniz, blockchain dediğiniz şey önemli. Onu anlamak lazım değil mi?
başka trendleri takip etmek lazım. Ama kendimizi de çok böyle hani oraya kaptırıp onun peşinden gideceğim yerine kendi inandığın gerçek bir problemi görüyorsun. Hani bazen işte bir işi kurmadan önce ilk önce bakacaksın kim bunu alır en başta. Yani kim bunu kullanır servisi. Ona bakacaksın, tersten gideceksin yani. Daha sonra ona göre o problemi solve etmeye çalışacaksın diye düşünüyorum yani. Hani onun peşinden kendin gideceksin, kendi düşündüğünün peşinden. Ama trendi de takip edeceksin çünkü hani ikisi farklı zamanlarda da olabilir yani. Çok doğru. Şimdi biz akademisyenler konuşmayı çok severiz haklı olarak ve ben de iki konuk bulmuşken bu hafta en çok soruyu sizlere hazırlamış oldum ama siz de benim bütün sorularımı içtenlikle akşamın bu saatinde cevapladınız. Size öncelikle kendi adıma sonra arkadaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Bu noktada son olarak toparlamak adına girişimci adayı arkadaşlarımıza neler önerirsiniz? Valla deminden beri öneriler uçuşuyor. Gerçek. Fenerli olanlar Beşiktaşlı olsun. Daha saraylılar da olsun. Yok yani demin dediğimiz gibi hani hem girişimci olacağım, bir şey yapacağım, kendi kendime patronu ol. Yani bu patronu olacağım bu mantıkla değil de gerçekten bir problem varsa onu solve edeceksen o zaman onun peşinde gerçekten git yani. Ama sadece hani ben bu corporate düzene işte çok hoşuma gitmedi bunu yapayım bırakayım da kendi patronum olayım bakarız dersen o zaman sıkıntı oluyor. Yani biraz planlaman gerekiyor, planlı olman gerekiyor. Kapanışta olduğumuz için hoşta bir ton olarak inandığım bir şey gerçekten. Cesaret öneriyorum. Bizim ülkemizde bir laf var. Kullanılır da işte eski köye yeni adet getirme. Çünkü bizim kültürümüz aslında yeniliğe çok açık bir kültür değil. Eski köye yeni adet getirme. Veyahut da işte ya satarım, ben satarım, ustam ölmüş ben satarım. Yani senin satman için ustanın ölmeni beklemen lazım yani. Usta ölmeden de sen satabilirsin. O yüzden onu kıracak cesaret önemli. Bizim kültürümüz yine çok sorgulamaya açık bir kültür değil. Her şey okey büyüklerimiz ise. Normun dışında sorgulamak önemli. Çünkü soru sormadan bir şeyler değiştiremiyorsun zaten. Bir de girişimci olduğunuz zaman stresli bir hayat olduğunu gözlemliyorum. O yüzden denge tekrardan önemli. Yani işin peşinde koşarken ailelerimizi, dostlarımızı, kendimizi unutmayalım. Günün sonunda bizi biz kılan onlar. Ben çok teşekkür ediyorum yeniden sizlere bu kadar içtenlikle gelerek bu soruların hepsini cevapladığınız için. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.